Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone olmasına tıklayarak abone olabilirsiniz. Böyle artık iplerim vardı. Şöyle üç rengim var. Bunlarla sizlere kitap ayracı yapacağız bugün. Yapacağım bugün daha doğrusu. Şimdi şöyle hemen başlıyorum. Yine istek alan bir ürün bu. 1, 2, 3, 4, 5 tane. 6 olsun. 6 tane zincir çekiyorum. İlk zincirin içine giriyorum. Birleştirdim. Şimdi bir tane zincir çekelim. Sonra boşluğun içine tığın başını dolayarak giriyoruz. İkili trabzan yaptım. 1 2 3 tane ikili trabzan. Tığımı bir kez doladım. Şimdi üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 defa çektim. 3 tane de üçlü trabzan yapacağız. Birinciyi yaptık. 2 3. Şimdi tekrar 3 tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3. Yani 6 tane üçlü trabzan yapmış olduk. Şimdi bir doladım. 3 tane de tekrar ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3. Şimdi bir sık iğne yaparak buraya giriyorum. Şöyle şurası sivri olacak. Birleştirdim. Şimdi buradan zincir çekelim. Bu ipimizi de gizledik. Artık buradan tamamını kesebiliriz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Şimdi bu zincir uzunluğunu dilediğiniz boyda yapabilirsiniz. Bu işte kitabın arasında kalan bölüm. Biraz daha uzatacağım ben. 26 27 28 29 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 diyelim. Evet. Şöyle koyduğumuzda bu da alttan çıkacak. 40 olur, 45 olur. Sayısı önemli değil. Tamamen sizin istediğiniz uzunlukta olması yeterli. Şimdi buradan 1, 2, 3 tane daha çekelim. 40'ın üstüne. Geri dönüp bu 4. zincire batıyoruz. Bir trabzan. Tekrar bir tane daha yapıyorum aynısından. Sonra 1 2 3 tane zincir çekelim. Aynı boşluğa batarak şöyle birleştirelim. 1 2 3. Evet, 3 tane zincir. Tığımı bir kez doladım. Daha doğrusu şöyle yapalım. Böyle birleştirmeyin, pardon. Niye öyle yaptım bilemedim şu anda. Şimdi burayı bitirdik. 1 2 3 tane zincir çekelim. Tığ dolayalım. Boşluğa batalım. 1 2 Bir an aklım başka modele gitti çünkü. 3 Evet, burada 3. zincirle yapacağız. Çok özür diliyorum. Bu arada 3 zincir buraya batıyorum. Şöyle birleştiriyorum. Şu şekilde. Sonra şu zincirin içinden ipimi bir kez yürütüyorum. Bir tane de zincir çekelim. Burada bu rengi bitiriyorum. Şimdi geliyoruz. Şuradaki 3 zincir boşluğunun içine. Burayı da pembeyle yapalım. Boşluğun içine giriyorum. Bir tane zincir çekelim. Bunu buradan alalım. 1, 2, 3 tane zincir. Şimdi bu zinciri de burada gizleyeceğiz. Bu zincir birinci trabzanımız olacak. Boşluğa batarak üçlü trabzan yapıyoruz. Şöyle 2
3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane yeterli olur. 9 tane trabzanızı yapalım. Şimdi sarıya geçelim. Sarıya da bir tane çok kolay, çok basit ve güzel duran bir model. Umarım beğenirsiniz sizler de. Bir tane zincir çektim. Şimdi pembeyi kesmedim arkadaşlar. Şuradan giriyorum. İlmeğimi buradan aldım. Bir tane de zincir çekiyorum. Şimdi her yuvanın üzerine şöyle bir sık iğne, bir zincir, bir sonraki yuvaya girdim. Bir zincir, bir zincir çekip bir sonraki yuvaya bir sık iğne. Bir zincir, bir sonraki yuvaya bir sık iğne. Bir zincir, bir sonraki yuvaya bir sık iğne. Pardon, tığ dolamıyoruz. Bir zincir, tekrar bir sık iğne. Evet, sona kadar, bakın buraya kadar böyle geldim. Şimdi bir zincir çektim. Sarıyla işim bitti. Bunu kapatalım. İsterseniz pembeyi de kesip buradan takabilirsiniz aslında. Kesmedim ben. Şimdi tersine döneceğiz örmek için ama şöyle dönelim. Pembeyi alıyorum. Buradaki bir zincir boşluklarının içine giriyoruz. 1, 2, 3 tane zincir. Boşluğa batıyoruz. Bir sık iğne. Bir sonraki hep sık iğnelerin arasında bir zincir çekmiştik. Bakın oraya giriyoruz. Bu ipi de gizliyorum buradan. Bir sık iğne yapıyoruz. 3, 4 de yapabiliriz bunu. 4 yapalım daha belirgin olur. Bir sık iğne daha. Şimdi diğer bir zincir boşluğuna giriyoruz. Sık iğne yaparak giriyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Tekrar aynı boşluğa girip bir sık iğne daha yapıyoruz. Bir sonrakine girdim. 1, 2, pardon. 2, 3, 4 zincir. Aynı yere tekrar. Bir sonrakine girdik. 1, 2, 3, 4 zincir. Şu arkada kalsın. Aynı yere tekrar batıyoruz. Bir tane daha yapıyoruz. Şunlar kafanız karıştırmasın. Hepsini bunları dibinden gizleyerek ördük. Şöyle kesebiliriz. Daha temiz görünür. Şuradaki görüntü önemli. Önümüz burası zaten. Bir sonrakine girdim. 1, 2, 3, 4. Bir sık iğne. Evet, bir sık iğne yaptım. 4 zincir çektim tekrar. Şuraya da şöyle bir sık iğne yapalım. Bir tane zincir çekelim. Bu kadar. Çok kolay. Kendinize çok rahat, çok basit bir kitap ayracı yapabilirsiniz bununla. Şimdi tabii şu ip gizlemelerimiz var. Şunları gizledik. Şu trabzanların dibinde gizlediğim için onlara herhangi bir şey yapmıyorum. Ama tabii bunları biraz daha ince bir tığ kullanarak daha rahat yaparız. Şöyle hemen şu tığımı alalım. Pembeyi pembelerin arasından geçirmeye çalışıyorum.
Güzelce böyle yürütüp buradan tamamını keselim arkadaşlar. Evet, bunu dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Şimdi şuradaki ipimizi de yürütelim. Zincire doğru değil de buradaki trabzanların arasından doğru geçerek yürütürsek daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Katına girmeden yapmamız lazım tabii ki. Yeterli bu da bu kadar. Evet, buralarda biraz fazla oyalandım sanıyorum. Bakın şöyle bir kitap ayracımız oldu. Şimdi burayı da gizleyeceğiz. Bunu kalınla deneyeceğim. İnceyle zor yaptım sanki. Evet, şimdi katına girmeden çekebildim. Yeterli. Çünkü bunu da gizledik zaten. Ramzanların arkasında. Bayağı ip kestim bu arada. Şöyle. Burası alt kısmımız. Burası da üst kısmımız. Rengarenk değişik şekillerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Çiçek gibi oldu. Renkleri de güzel oldu. Umarım beğenirsiniz. Böyle istekler çok oluyor bazen. Ben de seviyorum aslında bu şekilde şeyler yapmayı. Umarım daha güzel videolarda birlikte oluruz. Beğenip beğenmediğinizi yorumlarda bana yazarsanız sevinirim tabii ki. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.